Arkadaşlar ata chapter'ımız 30. Buz ve yağmurdan koruma. Ice and Rain Protection diye geçiyor. Bu konuda neler görüyoruz? Buz oluşumu, sınıflandırması ve tespiti, buzlanmayı engelleyici sistemler, elektrik, sıcak havayla veya kimyasal, buzlanmayı giderici sistemlerimiz yine elektrik, sıcak havayla pneumatik ve kimyasal. Arkadaşlar bakın iki tane aynı şeyden bahsediyormuşuz gibi geliyor ama burada birisi engelleyici yani anti ice buz oluşmadan önleyen bir sistem. Diğeri de giderici. Bu da de-icing işlemi yani buz oluştuktan sonra gideren sistemler. Bu buzlanmayla alakalı kısmı bitirdikten sonra da yağmurdan arındırma rain repellent sistem diye geçiyor. En sonunda propların ve drain yerlerinin ısıtılması, drain dediğimiz boşaltım hatları arkadaşlar. Silici ve silecek sistemleri yine yağmurdan arındırma sistemin içinde de buna yer vereceğiz. Şimdi size Hocam bunun zorluk seviyesi 3 mü? evet bir bakalım. B11 için zorluk seviyesi 3 arkadaşlar. Ama şöyle diyeyim size. Buzlanma türlerini falan soruyor ya. Dolayısıyla bunları da üst seviye 3 olarak söylüyor. Söküm takım işlemi var bunun içerisinde arkadaşlar. Fonksiyonel test işlemleri var yine. Ama zor bir konu değil yani. Çok dallanıp budaklanacak bir konu değil. Yine yangın sisteminde olduğu gibi algılayıcımız var. Algılayıcılarımız var. Yani buz dedektörlerimiz var. Bu buz dedektörlerini algıladığım zaman, buzu algıladığımız zaman hemen engelleyici sistemler ya da giderici sistemler devreye giriyor. Bu engelleyici ve giderici sistemlere yapılan bakımları bildiğimiz zaman zaten seviye 3 oluyor bunlar. Çok ağır bir konu değil bunun içeriği. Bilginiz olsun. Şimdi uçakta buz oluşursa ne olur arkadaşlar? Uçakta buzlanma başlarsa ne olur? Bir düşünelim siz katılın arkadaşlar. Ağırlık artar. Güzel, şöyle yapalım o zaman. Denge bozulur. Hemen şöyle yapalım. Uçağın kafası ne taraf olsun? Şu taraf olsun. Arkadaşlar şimdilik kafanızda canlansın diye şöyle yapalım. Yani uçağımızın şekli bu olsun arkadaşlar. Mouse'la bu kadar çizebiliyorum şimdi. Şimdi ağırlık artar dedik değil mi? Ağırlık şu yöne doğru. Yani yer çekiminin etkisiydi değil mi? Şuraya biz ne diyeceğiz? Weight diyeceğiz. Weight. Neydi bu? Ağırlık. Ne oluyor arkadaşlar bu? Artıyor dedik. Ağırlığın artması tehlikeli mi? Tabii ki tehlikeli. Kaldırma kuvvetinin etkisini de azaltacaktır bu. Biz weight, ağırlık artıyor dedik. Başka? Kopan buz parçaları motora zarar verebilir. Güzel. Kopan parçalar motora zarar verebilir. Buna ne diyoruz arkadaşlar biz? Fot mu diyorduk? Hatırlayan var mı? FOD, evet hocam. Güzel, FOD. Fault, foreign object damage. Yabancı madde hasarı demiştik arkadaşlar. Ne olurdu? Motorun içerisine girebilir bunlar. Bu da motorun zarar görmesine sebep olabilir arkadaşlar. Başka ne olabilir? Sürtünmeyi arttırır hocam. Aerodinamiği bozar. Yani drag değil mi? Evet hocam. Şuna da diyelim. Drag ne olur? Drag yani sürtünme artar. Sürtünme artıyor. Başka ne olur arkadaşlar? Hocam inişte flapların, aileronların falan açılmasını engelleyebilir. Ha, uçuş kumanda yüzeylerimizin açılmasında hatta kontrol edilmesinde zorluklar oluşur. Dolayısıyla uçuş güvenliğini tehlikeye sokarız. O da doğru. Başka? Şöyle diyelim. Uçuş kumanda yüzeyleri diyelim şuraya da. Bunların hepsini zaten üstüne değineceğiz yine. Uçuş kumanda yüzeylerinin kontrolünde zorluklar. Bu da büyük bir sorun. Peki uçağın üstüne etki eden kuvvetler olarak düşünürsek arkadaşlar. Mesela bizim yukarıya doğru ne kuvvetimiz vardı? Lift. Güzel. Lift var. Lift. Kaldırma. Kaldırma kuvveti hakkında bir şey söyleyebilir misiniz? Artar, azalır, ne olur?
Hocam ağırlık olacağından dolayı azalır. Şimdi ağırlık olacağından dolayı etkisi azalır diyebiliriz. Çünkü weight ile lift birbirini dengeleyen kuvvetler olması lazım ki düz bir uçuş yapalım. Weight arttığı zaman liftin etkisi azalacak. Aslında orada artıp azalan şey ağırlık. Ama biz burada lift için direkt bir şey söylesek artar mı, azalır mı nedeniyle beraber. Hocam o zaman weight'i dengelemek için lift'in de artması gerekir. Bu da daha fazla şey neden olur. Performans ister hocam. Bizim lifti arttırmamız lazım. Ama şöyle düşünün bak, biraz daha derin düşünün. Şundan bahsediyorum. Buzlanma oluşursa, mesela kanadın üst yüzeyinde buzlanma oluşursa, bizim kanadımızın bir aerodinamik yapısı vardı değil mi? Su damlası gibi. Bu aerodinamik yapıda bozulma olursa arkadaşlar liftimiz ne olur? Azalır. Aynen, azalır arkadaşlar. Liftimiz azalır. Neden? Kanat üstündeki buzlanmalar, ucun kenarındaki buzlanmalar o kanadın üstünden akıp geçen havayı bozacaktır. Dolayısıyla kaldırma kuvvetini etkileyecektir arkadaşlar. Kaldırma kuvvetimiz azalacaktır. Peki thrust'ımız ne olur thrust'ımız? İtki kuvvetimiz. Motorlar aynı güçte çalışıyorsa azalır. Motorlar aynı güçte azalıyor, çalışıyorsa azalır diyoruz. Niye? Motor giriş alığındaki o buzlanma sonucunda içeriye aldığı hava miktarı ne olacaktır? Hava miktarı azalacaktır. Hava miktarının azalması demek itkinin de azalması demek. Dolayısıyla thrust'ımız, itkimiz ne olacak arkadaşlar? Azalır. Niye? Motor hava alığı daralacağından azalır. Mikrofonlardan birisi arkadaşlar açık kalmış herhalde. Arkadaşlar. Hocam Melih'in mikrofonu. Melih'in eskiri. Melih'in arkadaşlar. Dur herhalde, tamamdır. Şimdi başka diyebileceği bir şey olan var mı arkadaşlar? Hocam iniş takımlarının açılmasına bir etkisi olur mu? Ha, iniş takımlarının açılmasına etkisi olur mu? Komple buzlansa diyorsun. Bir sıkıntı olur mu diyorsun? Ya şimdi Aynen. genelde buzlanma arkadaşlar hücum kenarından üst yüzeye doğru oluyor. Alt yüzeyde pek bir şey olmuyor. Çünkü burada tutunması daha kolay oluyor. Dolayısıyla bir de şeyi düşünecek olursanız iniş takımı kapakları, iniş takımları bunları açıp kapatmak için uygulanan basınç değerleri aklınıza gelirse arkadaşlar bu hani çok fazla bir etki edeceğini sanmıyorum. Ama yani çok fazla uçak beklediği zaman zaten buna de-icing yapılıyor arkadaşlar. Yani uçak böyle mesela buzlandı bu şekilde kaldırılmıyor. Yani hatta şunu da söyleyeyim. Anti-skid sistemini yani uçağın kendi anti-skid sistemini çalıştırarak buradaki buz sökülmüyor. Yani uçak uzun süreli kalmalardan sonra arkadaşlar uçağa de-icing işlemi yani buzdan arındırma işlemi yapılması gerekiyor. Bu da uçağın alkollü bir sıvı ile yıkanmasıdır arkadaşlar. Üstündeki buzdan arındırmak için yapılan bir işlemdir bu. İlla ki yani YouTube'da, Instagram'da ya da diğer sosyal medya kısımlarında görmüşsünüzdür muhtemelen arkadaşlar. Uçağın yıkandığını görmüşsünüzdür. Buna de-icing işlemi diyoruz. Yani uçak uzun süreli yatmalarda üstünde buzlanmaları yok etmek için. Hatta uzun süre yatmasına da gerek yok arkadaşlar. Bazen uçuşa verilmeden önce direkt yapılıyor arkadaşlar. Dolayısıyla hani iniş takımının çok sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Genelde hücum kenarının üst kısımlarında buzlanma başlıyor arkadaşlar. Birazdan zaten buz türlerinde göstereceğiz. Uçağın nerelerinde buzlanma çok fazla oluyor. Bunlardan bahsedeceğiz arkadaşlar. Peki başka bir şey diyebilir miyiz? Uçağın üstüne etki eden kuvvetler açısından. Hocam uçağın üstüne etki eden kuvvetler değil de Remy yerinin etkileşini kapatırsa oradan sorun yaratabilir mi? Yani havalandırma sistemi için o sıkıntı yaratabilir mi? Tabii ki yaratabilir. Orayı da tıkarsa. Oradaki alığı tıkarsa. Yine APU'nun giriş kısmındaki kapağı tıkarsa. Ama zaten oralar çok fazla buzlanan yerler değil.
Onu gösteririz. Motora yakın alanlarda arkadaşlar çok fazla buzlanma gerçekleşmiyor zaten ısısından dolayı. Hatta bazı uçaklarda yatay ve dikey stabilizerin içerisinde ekstra bir ısıtma sistemine ihtiyaç duyulmuyor. Çünkü motordan çıkan egzoz gazları arkadaşlar biliyorsunuz ki yatay ve dikey stabilizer'ı yalayıp geçiyor. Dolayısıyla sıcak havayla zaten oraya maruz bırakmış oluyorsun. Yani ekstra bir ısıtma sistemine ihtiyacın kalmıyor bazı uçaklarda. Bunu da tamamız herhalde. Hemen arkadaşlar burada bir soru yazalım biz, değil mi? Şöyle diyelim. Hocam bir şey sorabilir miyim? Tabii ki. Arkada gözüken sarı böyle boraya benzeyen şey hocam havalandırma borusu mu? İklimlendirme mi? Evet, iklimlendirme borusu. Uçaktaki buzlanma sonrasında oluşabilecek. Uçaktaki buzlanmanın etkileri nelerdir diye soralım. Arkadaşlar bu tarz sorular karşımıza çıkabilir. Modül sınav sorularında genelde kuvvetlerden bahsediyor. Kuvvet derken hocam? Kuvvetten bahsettiğim şey şu. Lift, weight, drag ve thrust. Thrust'ta etkilerini soruyor. Yani uçaktaki buzlanma sonucu da aşağıdakilerden hangisi gerçekleşir, hangisi gerçekleşmez gibilerden sorular gelebilir. Şıklarda mesela drag artar, drag azalır, thrust artar, thrust azalır, lift artar, azalır gibi şeyler karşımıza çıkabilir. Bilginiz olsun. Bunun dışında bahsetmediğimiz bir şey daha var. Center of gravity ne demek arkadaşlar biliyor muyuz? Ağırlık merkezi değil mi? Ağırlık merkezi. Evet, ağırlık merkezi. Genelde arkadaşlar kanadın hücum kenarından itibaren kanadı siz 3'e bölerseniz, 3 eşit kısma bölerseniz birinci kısma yerleştirmiştir. Ağırlık merkezi orası olarak tasarlanmıştır genelde. Uçağın üstünde buzlanma oluştuğunda uçağın yüzeylerini yani buzlanabilen yüzeylerini düşündüğümüzde arkadaşlar ağırlık merkezi ne tarafa doğru kayacaktır? Buzlanma olan yere doğru hocam. Ya buzlanma olan yüzeyler arkadaşlar geriye doğru olacağı için genelde uçağın ağırlık merkezi de arkaya doğru kayacaktır. Bu da düz uçuşta kontrolde zorluklar oluşturacaktır arkadaşlar. Dolayısıyla bizim buzlanmayı çözmemiz gerekiyor. Kesinlikle uçakta buzlanma oluşumuna izin verilmemesi gerekiyor. Bunun için algılayıcı sistemlerimiz de var. Görsel algılama da var. Bunları buzun oluşmaya başladığını gördüğümüz anda bizim bu anti-ice sistemini devreye sokmamız gerekiyor. Hatta buz oluşmadan önce diyelim arkadaşlar. Buz oluşmaya başladığında demeyelim. Buz oluşmadan önce bu algılayıcı sistemler vasıtasıyla bizim o bölgeleri ısıtmamız gerekiyor. Ya da buzu çözmemiz gerekiyor. Burayla alakalı sorumuzu yazmıştık. Siliyorum arkadaşlar. Bakalım şimdi söylemediğimiz birkaç bir şey var. Mesela proplar vardı arkadaşlar. Ya yani mesela antenlerimiz var. Bunlarda da donma riski var. Çünkü uçağın üstünde çıkıntı, hücum kenarı, bunlarda da hücum kenarı var. Antenlerin buzlanması, çok fazla buzlanması üstünde ağırlık oluşturacaktır. Normalde pek bir etkisi yoktur yani. Çünkü aerodinamik yapıyla bir alakası yoktur. Tabii sürtünmeyi azaltacak yapıda yapılır. Antenler, drain hatları vesaire. Ama kaldırmaya etkisi yok mesela. Kaldırma kuvvetine etkisi yok diye düşünebilir. Buradaki sıkıntı şu. Anten üzerinde buzlanmalar oluşursa ya da drain hatları üzerinde buzlanmalar oluşursa arkadaşlar bir ağırlık oluşacaktır. Dolayısıyla uçağın hareketiyle beraber titreşime sebep olacaktır. Çok fazla titreşimde de bunların kırılması ya da yapısal hasar alması söz konusu olabilir. Dolayısıyla bu antenler ve proplar da ısıtılması gerekiyor. Söylemediğimiz bir şey var mı arkadaşlar? Ona da bakalım. Buz önleme sistemi ağır hava koşullarında uçağı korur ve uçuş ekibine yardımcı olur.
Buz oluşumu uçağı etkileyen kuvvetleri olumsuz yönde etkilenmesine sebep olur. Ağırlık ve sürtünme kuvvetleri artarken kaldırma ve itki kuvvetlerinin azalmasına sebep olur. Bunların hepsini söyledik, değil mi? Bununla beraber ağırlık merkezi geriye doğru kayar, motor giriş kaportalarında oluşabilecek buzun kopup motora girmesi yabancı madde hasarına sebep olur. Kanat ucum kenarında buzlanma firar kenarına kadar genişleyebilir. Arkadaşlar bakın, buzlanma hücum kenarlarından başlıyor. Genelde de üst yüzeyden doğru devam ediyor. Çünkü alt yüzeylere baktığınız zaman bombe azdır. Üst yüzeylerde bombe fazladır. Bu alanda yürümesi daha rahat oluyor. Dolayısıyla uçuş kumanda yüzeylerinin kontrolleri zorlaşır. Proplarda oluşacak donma ise verilerin yanlış alınmasına sebep olabilir. Bunları önlemek amacıyla buz önleme sistemleri kullanılmalıdır. Uçuş ekibinin görüş alanını kısıtlayan yağmurlar içinde yağmur koruma sistemleri kullanılır. Aslında konuştuğumuzun, sizin söylediklerinizin burada bir özeti var arkadaşlar. Uçuş esnasında buzlanma ciddi bir tehlike oluşturmaktadır. Düzgün hava akışını bozar, sürtünmeyi artırır, kontrolleri zorlaştırır ve kaldırma kabiliyetini azaltır. Yine uçağın üstüne etki eden kuvvetlerden bahsediyoruz. Artan sürüklerini telafi etmek için güç eklendikçe ve yüksekliği korumak için burun kaldırıldıkça hücum açısı artmakta, kanatların ve gövdenin alt kısmında da buz oluşmasına sebep olmaktadır. Arkadaşlar bakın, normalde düz bir uçuşta kanatların yapısı, uçağın aerodinamik yapısından dolayı hücum kenarlarının üst düzeyleri buzlanır. Ama biz ağırlık merkezi geriye kaydıkça daha fazla burun yukarı yapmamıza gerek oluyor. Aynı zamanda thrust'ı arttırabilmemiz için, thrust'ı dengeleyebilmemiz için, yani o durağın etkisini dengeleyebilmemiz için motorlara daha fazla güç uygulamak zorunda kalıyoruz. Hem motor verimliliği düşüyor, hem de bu sefer hücum kenarının alt yüzeyinde de buzlanma başlıyor. Bu da tehlikelidir arkadaşlar. Normalde hücum kenarının üst yüzeyi buzlanırken bu sefer alt yüzeyi de buzlanmaya başlıyor arkadaşlar. Arkadaşlar yine burada bizim dediğimiz şeyleri tekrarlayacak ama yine bir okuyalım. Buz uçağın ön yüzünde yalnızca kanatlarda, pervanelerde ve ön camda değil, aynı zamanda antenler, havalandırma kanalları. Bakın birisi RAM hava girişi demişti. Onlar burada da bahsediyor. Hava girişleri ve antenler üzerinde de birikir. Antenlerdeki buzlanma titreşime sebep olur ve artması durumunda kırılabilir. Orta şiddetli koşullarda hafif bir uçak uçuşa devam etmesinin mümkün olmayacağı şekilde buzlanabilir. Uçak normalden daha yüksek hızlarda ve daha düşük hücum açılarında stala girebilir. Pitch ve roll hareketlerini yapmak imkansız hale gelir. Yani kontrollerimiz tamamen elimizden çıkıyor arkadaşlar. Uçağı havada tutmamız imkansız hale geliyor. Evet, buzlanma nasıl oluşuyor peki? 0 derece altında bulut ya da su buharına giren uçaklar çok soğuk su damlacıkları yüzeyle buluştuğu zaman buzlanma başlar. Su tanecikleri oluşan buz kütlesi üstüne çarptıkça buzlanma alanı büyür ve uçuşu tehlikeye sokar. Yani siz soğuk bir yüzey oluşturursanız ki uçağın devamlı soğuk bir yüzeye maruz kalıyor. Bir de üstüne su buharı ile karşılaştığımız anda arkadaşlar yüzey üzerinde buzlanma başlar ve bu buzlanmanın üstüne su tanecikleri çarptıkça arkadaşlar bu buzlanmanın alanı büyüyecektir. Buzlanma alanı büyüdükçe de arkadaşlar uçağın üstüne etkilerimiz artacaktır. Tekrar bir özetimiz var. Kumanda yüzeylerinin kontrolünde zorluk oluşuyor. Motor fan girişinde bu oluşacak buz parçalarının kopması motorun zarar görmesine sebep olur. Kokpit camlarında görüş azalır. Pitot-statik sistemde algılayıcılarında tıkanmalar gerçekleşir. Pitot-statik sistemin önemini hatırlıyorsunuz arkadaşlar. Pitot tüpün içerisine giren bir böcekle uçağın nasıl düştüğünü de hatırlıyorsunuz. Antenlerde vibrasyon artması ve bu vibrasyonun çok fazla artması durumunda antenlerin kırılması da söz konusu olabilir.
Buz oluşumuyla alakalı arkadaşlar göl etkisi ile alakalı bir resmimiz var burada. Soğuk havada arkadaşlar rüzgarın ılık bir göl üzerinden geçmesiyle bu gölden geçtikten sonra arkadaşlar yağmurlama yapar. Yağmur oluşmasına sebep olur. Yani göl alanından bu uçağın nerelerden uçup nerelerden uçamayacağı gözlenirken bununla alakalı hesaplamalar yapılırken bu da göz önüne alınır arkadaşlar. Bu tarz bir göl varsa devamlı ılık bir göl ve devamlı soğuk havaya maruz kalan bir göl varsa bu alanda çok fazla uçuş tercih edilmemesi gerekir. Aynı şekilde ılık havamız varsa bu sefer soğuk bir göl üzerinden rüzgarla geçiyorsa bu da diğer tarafta fog yani sis oluşmasına sebep olabilir. Yani bu aslında arkadaşlar nerede geçerli? Havalimanları ve çevreleri için geçerli. Mesela yeni bir havalimanı yapılacaksa bunlar göz önüne alınması gerekiyor arkadaşlar. Devamlı sis olan bir alanda uçmayı istemezsiniz. Yine arkadaşlar buz türlerimiz var. Bu buz türlerinin nasıl oluştuğuyla alakalı konuşacağız şimdi. Buz türlerini nasıl sınıflandırıyoruz? Arkadaşlar sıcaklığa göre aslında genelde sınıflanıyor. Bu sıcaklık sonrasında uçağın üzerindeki meydana gelen kar yapısı, buzlanma yapısına göre biz isimlendiriyoruz. Mesela ilki hoarfrost. Şurada İngilizce isimlerini söyleyelim. Ardından Türkçe'ye devam ederiz. Clear ice, rim ice, mixed ice, rain ice. Arkadaşlar bunların her birine bakalım şimdi. İlk başta rim ice, kırağı buzu. Şekilde de gördüğünüz gibi arkadaşlar. Süt beyazı rengindedir. Küçük bulut parçacıklarında oluşan yağmur tanecikleri genelde küçüktür. Soğuk uçak yüzeyine çarpan tanecikler ısıya neden olmadan direkt donacaktır. Çoğu buz çözme sistemleri tarafından uzaklaştırılabilir veya buz önleme sistemleriyle önlenebilir. Sıcaklık değeri olarak da arkadaşlar bakın eksi 15 ile eksi 40 derece arasında oluşuyor demiş. Clear ice bizim bildiğimiz gizli buzlanmadır arkadaşlar. Yani asfalt üzerinde de buzlandığında çok fazla tehlikelidir deriz ya. Sürücü göremez bunu. Üstünde frene bastığı zaman zaten kaza riski ortaya çıkar. Aynı şekilde uçak üzerinde de bu tür buzlanmalar pek gözle görülemiyor. Gözle görülebilen bir buzlanma türü değildir. Arkadaşlar süre dolmuş. Dönünce devam edelim burada.